İktisadi bunalım. Sürekli yaşanan ekonomik krizlerin niçin gerçekleştiğine dair ortaya atılan teorilerden hakkında en çok konuşulanlardan biri Malthus'a aittir. Malthus'un bu meşhur sözü ekseninde düşünerek krizi asıl sebep olanın ne olduğunu bulmaya çalışalım. Malthus der ki, Denetlenmediğinde nüfus geometrik bir oranda artarken geçim kaynakları ancak aritmatik bir oranda artar. Bilinir ki nüfus artışları kaynak artışlarından ve teknolojik ilerlemelerden sonra gelirler. Tarım ve sanayi devrimleri gerçekleşmeden önceki nüfus ile gerçekleştikten sonraki nüfus seviyeleri bunu açıklar. Kaldı ki emeğin kendisi de bir kaynaktır ve üretimler rol alabilir. İktisadi bir bunalımı önlemek veya gerçekleşen bir bunalımdan kurtulmak için nüfusun azaltılması gerektiğini söylemek, hastalanmamak için intihar etmeye benziyor. Malthus'un bu sözüne dair son olarak şunu söyleyelim ki nüfus aynı zamanda geometrik olarak ve sınırsızca da artmaz. Bu sözden hareketle ikinci bir söze geçelim. Malthus'un sözüne atfen Frederick Engels diyor ki üretici güçler geometrik olarak artarken pazarların genişlemesi aritmatik bir dizi oluşturuyor. Engels bu sözü Das Kapital'in ön sözünde söylüyor. Dolayısıyla sözü eleştirmektense doğru olan Marksist anlayışa bakmaktır. Marx'a göre üretim güçlerinin kendisi kusurlu değildir. Üretim araçlarının kapitalist kullanımı kusurludur. Bu kusur emeğin üretimden aldığı payın daima azalmasına ve piyasadaki efektif talebin daima azalmasına yol açar ki bu da karların azalması gerekliliği yasasını açıklar. Çözüm olarak ise bütün bunlara sebebiyet veren durum bir adaletsizlikten peydah olduğu için işçilerin de sorunlarını adaletsizlikle çözeceklerini öngörür. Ona göre mülksüzleştirilenler mülksüzleştireceklerdir. İşçiler bir devrim yaparak üretim araçlarını ele geçirecektir. Halbuki hırsızdan çalmak da hırsızlıktır. Sonra işçi sınıfının vücuda getireceği diktatoryanın toplumu komünist topluma hazırladıktan sonra kendini lav edeceğini düşünmek bir hayal ürünüdür. Zira insan tabiatına haiz herkes bilir ki hükmeden hükmünü sürdürmek ister. Diktatörye verilen yetkiler onu güç zehirlenmesine uğratmış ve Stalin çardan beter olmuştur. Bir sonraki görüş Frederick Sodi isminde bir kimyagere ait. Sodi diyor ki finansal borçlar bileşik faizin etkisiyle katlanarak büyüdü. Ancak reel gerçek ekonomi tükenebilir fosil yakıt rezervlerine dayanıyordu. Bakıldığında bu daha doğru bir tespit ilişki gibi görünür. Bileşik faiz, üretici güçler veya yani nüfusa kıyasla gerçekten katlanarak büyür. Yani geometrik olarak büyür. Buradan hareketle Sodi çözüm olarak bileşik faizin ortadan kaldırılması için para sisteminin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Fakat biz onun görüşünden ziyade Silvio Gezel'in görüşünü benimseyeceğiz. Silvio Gezel'e göre İlla serbest piyasa ve komünizm arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz. Serbest piyasa içerisinde geleneksel olmayan çözümler üretebiliriz. Merkez Bankası araçları ve yasalarıyla üstesinden gelemediğimiz faizden demorajlı para teorisiyle kurtulabileceğimize inanıyor. Harcanmadığı takdirinde miktarında azalma meydana gelen para teorisi için bakınız. Silvio Gezel, Doğal Ekonomik Düzen. Uygulaması için de bakınız. World Mucizesi.